Evet, Türkiye'de durum böyle. Dünyadaki gelişmelere bakalım. Tekstil sektöründe neler yaşanıyor? Konuğumuz Industrial Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan. Kemal Bey, merhaba. Hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba efendim, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Şimdi Kemal Bey, Türkiye'deki gelişmeleri az evvel de konuştuk konuklarımızla, mümkün olabildiğince en azından sendikalı olan iş yerleri açısından, sendikasız iş yerlerinde durumu takip etmek giderek zorlaşıyor ama gelişmeleri takip edebiliyoruz. Aslına bakarsanız merkezi noktadaki ülkelerdeki gelişmeleri de takip edebiliyor, oradaki gelişmeleri alabiliyoruz. Ben özellikle şunu sormak istiyorum. Ulaşmakta zorlandığımız, bilgi almakta zorlandığımız, özellikle tekstilin de küresel şirketlerin üretim merkezleri olan Güney Afrika'dan Orta Asya'ya, Bangladeş'e, birçok ülkeye uzanan noktada tekstilin yaygın olduğunu biliyoruz ve bu bölgelerde neler yaşanıyor doğrusu bütün bunları bilmek giderek bu bilgileri almak zorlaşıyor. Nedir buralarda durum? Hem sektörün bir bütünü açısından soruyorum, özellikle de buralarda neler yaşanıyor? Ayrıntılar sizde daha yoğunlukta vardır, sizi dinleyelim. Efendim teşekkür ederim. Şunu öncelikle söylememe müsaade edin. Tabii ki tekstil hazır giyim sektörü özellikle adına neoliberalizm, küreselleşme dediğimiz sistemin aslında bir laboratuvar. Bu sistem içerisinde eşitsizlik var, bu sistem içerisinde sömürü var. İşin doğrusunu söylemek gerekirse Covid-19 krizine gelene kadar da tekstil hazır giyim sektöründe dünyada çok büyük bir problemimiz vardı. İsterseniz şöyle bir genel çerçeve içerisine koyalım. Dünyadaki ticaret ve üretim sistemi küresel tedarik zincirleri üzerinden yürüyor. Yani ticaretin %80'i, üretimin %60'ı ticaret zincirler üzerinden. Şöyle söyleyelim, bir otomobil düşünün. Otomobilin 20 bin parçası var. Bu 20 bin parça 40 değişik ülkede üretiliyor. Dolayısıyla bir otomobili piyasaya sürebilmeniz, satmanız için 40 ülkedeki insanın iş gücüne ihtiyacınız var. Dolayısıyla böyle bir üretim sistemi içerisinde tekstil sektörü de şöyle bir yapılanması var. Büyük küresel markalar var, perakendeciler var. Bunların hiçbir üretim yerleri yok. Bunlar sadece dünyanın değişik ülkelerinde, Asya'da, Güney Asya'da, Afrika'da tedarikçilerden mal satın alıyorlar. O aldıkları, satın aldıkları malı kendi mağazalarına satıyorlar. Dolayısıyla bu ülkelerdeki çalışma koşulları tamamen sömürüye açık. Şöyle örnek vereyim ben size. Bir güzel bir blue jean düşünün, 30 ila 50 dolar arasında herhangi bir Avrupa ülkesinde alabilirsiniz. Çok mütevazi bir jean, bunun 120, 130, 150 dolara kadar çıkanı var. Ama bir işçilik maliyeti bunun üzerinden sadece 8 ila 10 sent arasında. Örneğin Bangladeş'te haftalık 66 saat bir çalışma süresi içerisinde işçi kardeşlerimizin alabildiği ücret aylık 90-95 dolara daha henüz yeni geldi. Aynı şekilde Kamboçya diğer bir ülke. Orada aylık ücretler 170-180 dolar civarında. Hemen Afrika'nın içerisinde daha yeni bir sektöre gelen Etiyopya var. 27 ile 30 dolar arasında aylık ücretler var. Mısır'da 150-160 dolar. Hemen komşumuz Bulgaristan'da, Romanya'da 200 eurolar civarında. Dolayısıyla her zaman sömürüye açık, çalışma koşullarının son derece kötü olduğu bir sektör. Aynı zamanda işçi sağlığı ve iş güvenliği açısından da son derece problemli. Daha geçen hafta içerisinde 24 Nisan'da 7 yıl önce Bangladeş'te bir bina çekmesi sonucunda kaybettiğimiz 1100'den fazla kardeşimizi andık. Aynı şekilde Pakistan'da fabrika yanmalarından kaybettiğimiz arkadaşlarımız var. Dolayısıyla aslında burada baktığımızda hazır giyim sektörü, tekstil sektörü, dünyadaki sömürü, eşitsiz düzenin bir laboratuvarı. Peki ne oldu Covid-19'a geldik? Covid-19'a gelince tabii ki hemen mağazalar kapandı, karantinalara girdik. Öyle olunca mağazalarda satış olmayınca
Bu sefer bu üretime yansıdı. Örneğin Amerika'da Mart ayı içerisindeki hazır giyim satışları %50 düştü. Avrupa Birliği'nden en son yapılan açıklamaya göre bu yıl içerisinde, Avrupa Birliği içerisinde %50 civarında satışta bir düşme olacak. Şimdi elimizde olan, yürütülmekte olan, sürdürülemez tedarik zinciri içerisinde bu büyük markaların ilk yaptıkları iş tedarikçilerle, Türkiye'de olsun, Bangladeş'te olsun, hemen siparişlerini kestiler. Hatta o kadar ki bu siparişlerini çıkmış olanları, yolda olanları da kabul etmediler. Üretilmekte olanları kabul etmediler. Dolayısıyla bir anda aslında sürdürülemez olan bir sistem tamamen çökmüş durumda. Dolayısıyla burada örneğin Bangladeş'te iptal edilen siparişlerin rakamı 3 milyar dolardan fazla. Bu yaklaşık 2.1 milyon işçiye tekabül ediyor. Bu arada girebilir miyim? Yani bu siparişlerin iptal edilmesi Bangladeş'teki tekstil işçilerini nasıl etkiliyor? Bunun yansıması onlara nasıl oluyor? Evet, olan şu, sistem öyle ki işçimiz borçlu. İşçimizin işverenleri, tedarikçiler borçlu. Ve aynı zamanda büyük markalar da borçlu olduktan sonra. Dolayısıyla aslında sürekli borca ve krediye dayanan bir sistem. Böyle olunca tabii ki işçilerin hemen işlerine son veriyor. Bu ücretsizliğin oldu, doğrudan işten çıkarmalar oldu. Efendim, dolayısıyla tedarikçiler ellerinde para olmayınca işçileri tamamen dışarı çıkarlar. Tam bir aşırı vahşi bir kapitalist düzen. Az önce de ifade ettim ki Bangladeş'te bunun sayısı 2.1-2.2 milyon, Kamboçya'da 500 bin, efendim Vietnam'da 7-800 bin. Bu sektörde istatistikler gösteriyor ki 80 ila 100 milyon civarında dünya çapında işçi çalışıyor. Ve bunların birçoğu ya gelişmekte ya da az gelişmiş ülkelerde çalışıyor. Örneğin Bangladeş için hazır giyim sektörü adeta bir tek sanayi sektörü. İhracatının %75'i, %80'i buradan geliyor. Dolayısıyla yalnızca işçilerle değil, aslında bütün topluma sari bir problemin olduğunu ifade etmek lazım. Aynı konu Myanmar için, aynı konu Kamboçya için. Dolayısıyla böyle bir genel bütün toplumu, bütün ekonomileri sarsan bir durum. Türkiye'de de takip ediyorum. Büyük ölçüde tekstil hazır giyim iş yerleri kapalı. Burada işten çıkarmalar, zorunlu izinlere göndermeler, yıllık izinleri kullandırmalar. Dolayısıyla burada çok ciddi bir istihdam, iş gücü, ücret ve tüm hakların alınamaması gibi bir problemimiz var. Aynı şekilde işçi sağlığı iş konusunda da var. Örneğin Bangladeş'te 2.1 milyon kişi evet işlerini bir biçimde kaybetti, izindeler. Ama koronaya yakalandılar mı, yakalanmadılar mı? Dolayısıyla çok büyük problem. Şimdi sektörün en büyük sıkıntılarından bir, sektör nasıl geri dönecek? Sektörün geri dönebilmesi için mağazaların açılması lazım. Mağazalarda mal satılması lazım. Mal satıldıktan sonra buradan siparişlerin gelmesi lazım. Bu siparişler şimdi nasıl geri dönecek? O siparişler yerlerini nasıl ayakta tutabileceğiz? Çok önemli bir sorun. Bu ancak küresel düzeyde düzenlenebilir. Zira sektörün ana aktörleri küresel düzeyde bu işleri yapan tedarikçiler ve markalar. Peki Kemal Bey, bu mağazaların açılması, tedarik zincirinin yeniden sürmesi, yani bu riskli değil mi? Salgın süresince bugün örneğin Türkiye açısından da önümüzdeki günlerde AVM'lerin, mağazaların yeniden açılması gündeme geliyor. Bu durum aynı zamanda toplum sağlığı, halk sağlığı ve çalışanlar açısından bir risk teşkil etmiyor mu? Biraz şununla soracağım bunu. Yaşanan bu tablo karşısında uluslararası sendikalar olarak mutlaka bu atmosferi görüp buna dair bir çözüm meselesinin önünü açıyorsunuzdur. Bu durumda ne yapmak lazım? Mağazaların açılması dışında bir çözüm mümkün değil midir? Efendim şunu açıklıkla koyalım. Bir, insan hayatı her şeyin önünde.
insan hayatını garanti altına almadan hiçbir insani faaliyet yapılamaz. Dolayısıyla biz kriz ilk ortaya çıktığında bütün küresel işverenlerle yaptığımız temaslarda iş yerlerinde işçi sağlığı ve güvenlik koşulları sağlanmadan hiçbir üretim faaliyetinin olmaması gerektiğini ifade etti. Dolayısıyla bir insanın değeri hiçbir parayla ölçülemez, hiçbir karşılığı olamaz. Dolayısıyla bunu bu şekilde ortaya koymak lazım. Tabii ki özellikle krizin çok yüksek olduğu dönemlerde temel hizmetler dışında olan iş yerlerinin kapatılması, üretimin durdurulması taleplerimizden bir tanesiydi. Bu çok önemli bir şey. Peki ne olacak o halde bu fabrikaları kapattığımızda? Oradaki işçilere sosyal güvenlik çerçevesinde gelir güvencesi sağlamamız lazım. Onların hayatlarını sürdürebilecek, idame ettirebilecek kaynakları sağlamamız lazım. Burada özellikle bizim küresel markalardan hazır giyim sektörü için talep ettiğimiz bu kaynağı tedarikçilere aktarmaları ve işçilerin işverenler tarafından ödenmesi gereken ücretlerine kaynak sağlamalı. Tabii ki hükümetlerin de burada görevleri var. Özellikle sosyal güvenliğin geniş olduğu ülkelerde, yaygınlaştığı ülkelerde bu önemli. Yalnız dün ILO 3. raporunu yayınladı. Siz 195 dediniz ama 305 milyona çıkardı bu toplam iş kaybı konusunu. Her geçen gün durum daha da ağırlaşıyor. Biz küresel sendikalar olarak küresel bir sosyal güvenlik fonu kurulmasını bütün dünya kurumlarından talep ettik. Bunu G20'ye götürdük, bunu Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, tüm finans kurumlarına götürdük. Çünkü şurası çok açık ki, bu kriz bize şunu öğretti ki, işçiler sosyal güvenlik şemsiyesi olmadan geniş toplum kesimleri devam edemez. Bize neoliberalizm olarak anlatılan bu sistem aslında dünyadaki bütün sosyal değerleri, sosyal kurumları ortadan kaldırdı. O nedenle yeni bir sosyal düzene ihtiyacımız var. Bu çok açık olan bir şey. Kemal 2008 Bey, yılı, buyurun. Araya girerek tam buradan aslında soracağım. Bu salgın aslında neoliberal sistemin bütün o yarattığı tabloyu da açığa çıkaran, belki sistemi de çözen ve yani çok derinden etkileyen bir nokta oldu mu? Şimdi şu iddia ediliyor, deniliyor ki salgınla birlikte neoliberal sistem çökmüştür ya da çökmeye gidiyor. Bunun alternatifi oluşturulmalı. Buna ne diyorsunuz? Yani aslında sizin bıraktığınız yerden de bunu soruyorum. Efendim, aslında şunu söylemek lazım. Bu sistem 2008 yılında çökmüştü. Yani Amerika'da başlayan finans kriziyle beraber bütün dünyaya yayılan kriz adına küreselleşme denen, neoliberal denen ama aslında liberal değerlerle hiçbir bağı olmayan, tamamen sömürüye bir avuç insanı zengin eden sistemin çökmüştü. Zira o ana kadar bize hep şu söylendi, efendim bütün ekonominin gidişatını piyasaya bırakalım, piyasa her şeyi düzenler. Ama kriz çıktığında bir gördük ki piyasa hiçbir şeyi düzenleyemedi. Tam tersine bütün bankalar, bütün işverenlerin hepsi, işçilerin, çalışanların, bütün halkın verdiği vergilerle finanse edildi. Aslında o vakit bu sistem kendisini çöktüğünü bir biçimde ilan etmiş. Bunu hep beraber görmemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Aslında COVID-19'la beraber 2018'de ortaya çıkan bu konu bir daha kendini tescil etti. Şunu çok açık görmemiz gerekir ki şu ana kadar geldiğimiz dönemde hiçbir şey bu kriz atlatıldıktan sonra eskisi gibi olmaz ve olamaz. Az önce ifade ettim. Bir genel, herkesi kapsayan bir sosyal güvenlik şemsiyesinin gerekli olduğu, herkese ulaşan bir sağlık sisteminin gerekli olduğu üzerinde şu anda hiç kimsenin, hiçbir politikacının dahi söyleyebilecek bir sözü olamaz. Onunla birlikte biz işçiler olarak bizi ekonomiye, hayata bağlayan en önemli şey istihdam. Eğer bizim istihdamımız varsa
biz toplumda kendimizi var edebiliriz. O nedenle biz tam istihdam talebimizi her zaman dile getirdik ve getirmeye devam ediyoruz. Şunu da görmemiz gerekiyor artık. Elimizde olan mevcut istihdam insanların hayatını idame ettirmesine yetmiyor. Yani bugün tekstil sektöründen az önce arkadaşlarım söyledi. Evet bir işleri var ama bu iş kendisini, ailesini geçindirmeye yetmiyor. O nedenle biz küresel sendikalar olarak herkesi kapsayan asgari bir gelirin tüm vatandaşlara getirilmesini, sağlanmasını istiyoruz. Çünkü bu sistem öyle veya böyle devam etti. Özellikle dijitalleşmenin de gelmesiyle, insan unsurunun üretimdeki yerin daha da azalmasıyla bu kadar çalışmayan insan nasıl hayatını devam ettirecek? Bizim sermayemiz yok. Siz, ben bugün işimizi kaybetsek belki bir iki ay dayanırız ama ondan sonra mutlaka çalışmamız gerekir. Dolayısıyla buna bir yeni kurulacak sistemin bir yanıt üretmesi, bir çözüm üretmesi gerekiyor. Dolayısıyla herhangi bir ekonomik sistemin insan için çalışması gerekiyor. İnsanı merkezine koyması gerekiyor. Bütün mücadelemiz o. Bütün sendikal hareketin küresel düzeyde olsun, ulusal düzeyde olsun, hepimizin şu anda haykırma zamanı. Hepimizin şu anda bütün itirazlarımızı ortaya koymamızı gerektiği bir an. Zira bu sistem sürekli çöküyor, sürekli kriz yaratıyor ama hep altında biz eziliyoruz ve faturayı da biz ödemek zorunda kalıyoruz. Artık bunu yapmayacağız, buna itiraz edeceğiz, buna hep beraber direneceğiz ki yeni bir sistem, insanı odağa koyan bir sistemi hep beraber bütün dünyada yapabilirim. Bunu tek başına bir ülke de yapamaz. Gördük ki istediğiniz kadar kendinizi izole edin ama koronavirüsü örneğin tek başına bir ülke olarak çözemiyor kimse. Dolayısıyla bir küresel dayanışma var. Yarın 1 Mayıs dayanışma... Son sözlerinizi de oradan alalım zaten. Evet. Dayanışma bizim çok evrensel bir değerimiz. Sanıyorum bu krizle beraber bu dayanışma değerini tekrar bizler anladık. Bizler bunu topluma sendikalar olarak ifade ediyoruz, etmemiz lazım. Bir toplumsal dayanışmayı ortaya koyabilmemiz lazım. Yalnızca bir avuç insanı değil, çok kişi, toplumun genelini bir araya getirebilecek yeni bir toplumsal dayanışma, yeni bir ekonomik sistem, yeni bir sosyal düzen ve herkesin mutluluğunu sağlamamız lazım efendim. Peki, çok teşekkür ederiz Kemal Bey yayınımıza katıldığınız için. Evet, biz de bugünden 1 Mayıs Emek Bayramımızı kutluyoruz. Sağ olun, teşekkür ederim, iyi yayınlar.